olsun dostum, çok ışık vuruyor. Ah, güneşi gördüm. Görmez olaydım. Görme o zaman. Ben beğendim bu açıyı. Fuck you. Fuck you. Ne? Kayıttayız. Ha, kayıt. Merhaba arkadaşlar. Hani merhaba arkadaşlar diye girmeyecektik. Evet, değil mi? Çok klişe. Ben sana demiştim ilk guys diye girelim. Ne diye? İlk guys. İlk guys. Evening guys arkadaşlar. Son item. Blume Panda. Arkadaşlar. Amca çok baktı. Arkadaşlar, bugün size Mahmut Tuncer'le tanışma hikayemizi anlatacağız. Bir gün John Bellman'ın All Time Love şarkısı. Evet. Biliyorsunuz değil mi o şarkıyı? Love, 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 love falan. Sen öyle yapınca çok açıklayıcı oldu. Şu an millet kesinlikle o şarkıyı biliyor artık. Evet. Bilin nereye yerleşti. Bilmiyorsanız da artık biliyorsunuz arkadaşlar. All Time Love şarkısı. Evet. Biz onu yine böyle bir gün bu parkta, yine bu kıyafetlerle, bu gözlüklerle falan söylerken bir yerde Mahmut Tuncer çıktı bir yandan. İnanamadık. Sen inandın mı Kübra? Yani inanmadım açıkçası. Ben inanıyorum, tamam mı? Bana karışamazsın. Sen ona bakılırsa kurabiye canavarlarına, spagetti canavarına, onların hepsine inanıyorsun. Bir dakika, kurabiye canavar gerçek değil mi? Ben gidiyorum, seni tanıdım. Gel buraya. Kübra. Yani zorla getirdin beni. Yani burada ne konuşacağız ki? Pek bir şey de yok. Beni ifşalama. Beni ifşalama, tamam mı? Hadi. Kurabiye canavarının gerçek olduğunu kabul et. Hayır. Kabul et. Hayır. Ettiremezsin. Evet. Ben ettireceğim arkadaşlar. Siz şey etmeyin onu hiç. Pekala, biz asıl konuya girelim bence. Evet. Mahmut Tuncer'le tanışma hikayemiz. Evet. İşte biraz da sen devam et. Aklıma bir şey gelmiyor ki, ne diyeyim yani. Olayı anlatıyoruz arkadaşım, bak onu geldi. Yani orada gördüğüm İsmail abiden... Aa, İsmail abi gitmiş. Evet, aynen İsmail abi gitmiş. Neyse. Ben demiştim fotoğrafını çekelim. Evet, İsmail abinin fotoğrafını bulursam buraya bırakırım arkadaşlar. Buraya. Aa, YouTuberlar yapıyor, bayılıyorum bak. Buraya bırakacağım. Sen de bırak. Buraya. Buraya. Hayır, buraya. Oraya değil, buraya. Ya iki elimizin ortasına böyle. Tamam, olur. Anlayış, özür dilerim. Ah canım kardeşim, sana çekmişim. Neyse. Hayır. Evet. Mahmut Tuncer'le tanışma görüntülerimiz de var elimizde. Fotoğraf falan da çekindik ama fotoğrafları paylaşmayacağız tabii. O yüzden bence size videoyu izletelim direkt. Evet, videoyu görelim. Fazla uzatmak fazla da uzatmak istemiyorum videoyu. Ama konuştukça konuşuyorum. Lanet olsun. Dostum. O zaman sizi videoyla baş başa bırakıyorum. Mahmut abi. Yani evet. Gördüğünüz gibi her şey böyle oldu. Evet, her şey Mahmut böyle Tuncer'le tanışma hikayemizi izlediniz. Ya umarım beğenmişsinizdir çünkü biz Mahmut Tuncer'in büyük fanıyız. Kesinlikle. Evet. Özellikle ben. Evet. Yani siz oradaki Mahmut Tuncer bende çok tanıdık gelmiştir. Hani böyle insan sevdiği kişiye benzemeye çalışır ya. Ay, Mahmut Tuncer'in tam bir kopyası değil mi? Bana da Bülent Serttaş'a çok benzetirler beni. Evet, çok severim Bülent Serttaş'ı. Şu tarafa mı gidiyordum? Şu tarafa. Sanırım şu tarafa mı gidiyorum? Ha? Sanırım şu tarafa gidiyorum. Yine gitti bu. Neyse. Arkadaşlar, videoyu izlediğiniz için teşekkür ederim diyeyim. Çünkü teşekkür etmek iyi bir şeydir. Ama klişelere girmeyelim. Beğenmeyin videoyu. Kesinlikle beğenmeyin. Neden? Çünkü beğenmeyin. Kes çeneni! Uzatmıyorum, kapatıyorum. Yani ben de Michael Jackson'ın tontiş hali gibi çıkıyorum. Hem şey diyor muyum? Hayır, burnuma güneş vuruyor ama.
Çok ilginç bir durum. Burnuna değil ağzına vurması gerekiyordu.